karşısında konuşmuyor mesela. Var canlı olur. Ürdün'de ilk günümüz. Ev muhabbeti yaptık. Dün öğlen geldik ama akşamüstü aynı şehre bırakmıştık. Şimdi asıl ikinci günümüzdeyiz. Ben çok beğenmedim. Sabah saat 8'de şimdi asıl gezi bugün başlıyor. Yollara düştük. Bu yolculuktan sonra önce Vadiram, sonra Petra'ya gideceğiz. Ve Ürdün'ün en önemli geçilmesi gereken, geçmemesi gereken tarihi, önemli yerini gezmiş olacağız. Yani başka planlarımız var. Çok yoğunuz, çok yoğunuz. Akşama kadar çok 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 ne var, malzeme var bize. Size de tabii ki. 200 kilometre sonra Vadiram girişinde görüşürüz. Haydi. Şu an Vadiram girişindeyiz. Artık metreler kaldı. Yol tabi biraz uzun sürdü, bitmek bilmedi. Biz de çok heyecanlıyız. Vadiram'ın girişindeyiz şu an. Girmeden önce arkamıza bir tane jip takılmıştı. Ne istediğimizi sordu bize. Kaç saatlik tura çıkacağımızı. Biz de 1-1,5 saatimiz var deyince onunla anlaşmaya karar verdik. Yani aslında bizi bağlamaya çalıştı. Güzel bir kanal yakaladı. Ama biraz sempatikçe. Sempatik yaklaştı ve bizi bağladı. Tam bizim ne kadar süre kalacağımızı sordu. 1,5 saatte işimizi halledecek ama bizim bu fotoğraf ve video angarlarımızdan 2 saati bulur bence. Adam pişman olacak bir kere. Bana yani da öyle geliyor. Bizim kimle karşılaştığının farkında evet, değil. Haydi yallah. Yallah diyor. Ve gidiyoruz. Yola koyulduk. Vadiram'a giriyoruz şu anda. Evet. Valla çok heyecanlıyız. Çok değişik bir atmosfer var burada. Daha en son enerjisini hissediyoruz ama gidince evet, çok daha farklı olacak. Burada güzel bir sefer yapmıştık. Bu ikinci böyle çölümsü bir tecrübe olacak bizim için. Çöl, burası Ürdün'ün en büyük çölü. Çölümsü evet, diye bildiğin. Vallahi ilk başta çölümsü, daha çöle gelmedik. Evet, kuma girdik işte. Evet, kuma girdik şimdi, evet güzel. Haydi bakalım. Ay, çöl insanı mıyım acaba ben ya? Böyle etkiliyor beni. Sıcak insanıyız, o yüzden. Bu arada tabii yollar o kadar konforlu değil, o yüzden biraz sallanması normal, kusura bakmayın. Otelden yürütücü sandviçle yemek yiyorum. Yürütmedim, özenle elle hazırladım. He, pardon. Ben satsam 5 şey satar. Bu başka bir şey. Canlı yayındayız Şakir'cim. Ne düşünüyorsun? Aa, hadi bakalım görüşürüz. Abi ben hayatımı yıkıyoruz. Çünkü bize gidelim diyorlar, biz evet, gitmek ya, istemiyoruz. Evet ya, gelmek istemiyoruz. Saç baş da dağıldı bu arada. Hadi koşalım mı çömde? Açayım çömde. Çömde. Tamam okey, hadi çömde. Hadi 1-2-3. Aaaa! Ay duramıyorum. Ay benim açıldı. Benim açıldı çömde. Ve Vadiram maceramızın sonuna geldik. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Bir dahaki macerada. Evet. Nice ha? Evet, nasıl? Görüşürüz. Kaza yaptık. Ya itemez miyiz arabayı? Çok ciddi. Ölümden döndük yani şu an. Resmen ölümden döndük. Elim, ayağım titriyor. Ay var ya. Direkt direği gördüm. Araç yoldan çıktı ve kayarak direğin önünde durabildik. Çarpsaydık sonucunu artık düşünemiyoruz neler oldu. Ucuz yırttık. Tabii sağ olsun halk yine geldi, yardımımıza koştu. Evet, hemen durdu. Evet. Ama aracımız sigortalı olduğu için avantajlıyız. Şimdi tekrar yeni bir araç verecekler. Araçta bir arıza yok aslında, yani bir hasar görmedi. İki lastiğimizde arıza var. İki lastiğimizde hasar var. Zaten bir tanesi patladı hiç mi öyle? O yüzden lütfen araç kiralarsanız sigorta yapmayı ihmal etmeyin. Evet. Yurt dışı seyahatlerinizin her aşamasında sigortanızı ihmal etmeyin, yaptırın. Şimdi 6 rent-a-car arıyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar. Yardımcı oldular bize. Yes. Polis arabasına bindik. Vadiram Visitor Entrance'a gidiyoruz. Yani Vadiram'ın girişine gidiyoruz. Ya çok kadarmış gibi değiliz değil mi? Trafik polisinin gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da tutmak tutulacak. Böyle sonra Vadiram çevresinde de kaza yapmış olduk.
adınızı böyle yazdık Bahadır ama. Neyse tabii ki bu işin şakasından kötüydü. Hala trafik kazasının şokundayız. Direği kafaya çakıyordum direği. Ne, ölüyorum. Direkt tarafında olan arkadaşlar bunlardı. Vallahi direkt bu arkadaşlara giriyordu yani. We visit here and come back. Evet, onu direkt diye bağırdım atıyoruz. Tabii bu arada bütün planlar alt üst olmuş durumda. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Kızlar ilk destinasyonumuz. And then you will go to the sandunes and fish inscriptions. Okay. İkinci, Lawrence House. And fish inscriptions. And then you will köprü. Go to see the sunset. Sonra akşam gün doğumunu, gün batımında burada izliyoruz. Şimdi jipimizin battaniyesini çıkarıyoruz. Yani güneşliğimizi çıkarıyoruz. Çünkü artık gün batmak üzere. O yüzden daha rahat seyahat edelim diye. Sevgili rehberimiz Muhammed hemen 2 dakikada çıkardı. Vuhaa! Adam! Su bile aldı bize. Adam deli. Saçları en son üstü önce yıkam. Vallahi başımıza gelenler. Bitmiyor. Bitmiyor ve şu an lastik bitti ya. Of. Aa buna bak. Göster. Şöyle gösteriyorum. Bakın arabanın lastiği kendi kendine zaten çıktı yani bu halde. Ve şoförümüz hala kendi kendine gitmeye çalışıyor. Gel. Dur. Ve kaza yaptığımız yetmiyormuş gibi çöldeki safere aracımızın lastiği gitti. Sen niye göbek atıyorsun? Bilmiyorum böyle relax. Bedevi olalım mı biz? Hadi bedevi olalım. Bir şey bizi bedevi olmaya itiyor. Vallahi ha.